Herkese merhaba. Bu videomuzda 2023 model Huawei MateBook X Pro'nun öne çıkan özelliklerine ve sunduğu deneyime yakından bakıyoruz. MateBook X Pro Huawei'nin zengin dizüstü bilgisayar serisi içerisinde en tepedeki model olma özelliğini taşıyor. Yıllardan beri MateBook X Pro modelleri var ve gerçekten de bu dizüstü bilgisayarlar gerek tasarım olsun, gerek malzeme kalitesi olsun, gerek verdiğisi olsun gerçek anlamda üst seviye amiral gemisi MateBook dizüstü bilgisayar modeli olduklarını iyi şekilde hissettiriyor. Geçen yıl bu zamanlarda 2022 model MateBook X Pro tanıtılmıştı ve Huawei tasarımda ve malzeme kalitesinde önemli değişiklikler yapmıştı. Biz de daha önce yayınlamış olduğumuz MateBook X Pro 2022 model incelemesinde bunların detaylarına yer vermiştik. Şimdi karşımızda görmüş olduğunuz gibi 2023 modeli var ve tasarım anlamında aynı çizginin korunduğunu görüyoruz. Bununla birlikte 13. nesil Intel Core i7 işlemci güncellemesiyle zamanın ihtiyaçlarına, performans gereksinimlerine biraz daha uygun hale getirildiğini görüyoruz. Ancak gelin MateBook X Pro'nun detaylarına geçmeden önce fiyat ve satış bilgilerine kısaca bir göz atalım. MateBook X Pro 2023 modeli şu anda Huawei online mağazada 49.999 liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla sunuluyor. Eğer Huawei online mağazadan sipariş verecek olursanız yararlanabileceğiniz çeşitli fırsatlar ve hediyeler de mevcut. 1000 liralık bir sepet indirimi var. Bununla birlikte 7796 liralık değere sahip olan 128 GB'lık Huawei MatePad S tablet, AX2 router, Swift sırt çantası ve Bluetooth mouse da MateBook X Pro 2023 ile birlikte hediye ediliyor. Aşağıda açıklama bölümünde ve teknolog.com'daki inceleme yazısının içerisinde Huawei online mağaza bağlantısını bulabilirsiniz. Ve hemen mağazaya giderek siparişinizi verebilirsiniz. Ve şimdi gelin MateBook X Pro hakkında biraz daha detaylı şekilde konuşalım. Söylediğim gibi Huawei tasarım ve malzeme kalitesinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Daha önce elimize gelmiş olan MateBook X Pro 2022 modeliyle aynı görünüme, renge sahip olan bir seçenek model test ürünü şu anda elimde bulunuyor. İki modeli, geçen yılın modeliyle görmüş olduğunuz 2023 modelini yan yana getirdiğimizde aradaki farkı anlamak neredeyse imkansız, bunu söyleyebilirim. Dizüstü bilgisayar magnezyum alaşımlı yumuşak dokulu 151 malzemeden üretilmiş ve yumuşatılmış kenarlarıyla da gerçekten şık ve kibar bir dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor. En kalın yerinde 15 mm'lik bir kalınlık var. Konik bir yapıya sahip. Uca doğru gittiğinizde kalınlık daha da azalıyor. 1.26 kilogramlık bir ağırlık var. Bu da 14.2 inç ekranlı bir dizüstü bilgisayar için yeteri kadar hafif ve ince. Bu sayede elinizde dizüstü bilgisayarı tutup bir şeyler yapmak istediğinizde bunu yapabiliyorsunuz. Hemen yorgunluk hissi vermiyor. Aynı zamanda elinizin altında bir yerden bir yere taşımak istediğinizde de bunu rahatça gerçekleştirebiliyorsunuz. Öte yandan çantada taşıma konusunda da MateBook X Pro bir hayli elverişli, bunu da söylemeden geçmeyelim. Kapak kısmında Huawei logosu var ve gerçekten hoş duruyor. Bununla birlikte menteşe de oldukça sağlam, dokunmatik ekranı da rahat bir şekilde kullanmaya izin veriyor. Bununla birlikte sadece küçük bir parmak hareketiyle de kapağı kolaylıkla kaldırıp bilgisayarı kullanmaya başlamak mümkün oluyor. CNC yekpare gövde oldukça dayanıklı. Böylelikle günün büyük bir kısmını dışarıda geçirenler de bu dizüstü bilgisayarla fazlasıyla rahat edecektir. Port seçenekleri bakımından da MateBook X Pro bir hayli zengin, bunu söyleyebilirim. 4 tane USB-C biçiminde port var. Bunlardan 2 tanesi sol tarafta yer alanlar Thunderbolt 4 desteğine sahip. Sağ tarafta yer alanlar da yine yüksek hızlı bağlantıya sahip. Şarj işlemini de görmüş olduğunuz portlarla gerçekleştirebiliyorsunuz ve Thunderbolt 4 portları 90 wattlık güç girişini destekliyor. Kutudan da 90 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bununla da sadece birkaç dakikalık şarjda birkaç saatlik kullanıma izin verecek gücü elde etmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda harici mikrofon veya kulaklık bağlamak isteyenler için 3.5 mm'lik ses çakı da sol tarafta mevcut. Klavyeye geldiğimizde Huawei'nin MateBook serisi dizüstü bilgisayarlarında görmeye alıştığımız tarzda ada tipi bir klavye var. Bu klavyenin tuş basma derinliği bir hayli iyi. Parmak uçlarında herhangi bir baskı hissetmiyorsunuz. Rahatlıkla yazı yazmanız mümkün oluyor. Bir dipnot, teknoblog.com'da okuyacağınız MateBook X Pro 2023 incelemesinde bizzat bu klavyede yazdım ve fazlasıyla rahat ettiğimi söyleyebilirim. Parmaklar klavye üzerinde rahatlıkla hareket edebiliyor. Tuş aralıkları iyi şekilde ayarlanmış. En üst bölümde çeşitli hızlı kontroller mevcut. Daha önceki Huawei dizüstü bilgisayarlarında ortada kamerayı görüyorduk. Ancak geçen yılın modelleriyle birlikte kamera buradan kaldırıldı. Tekrar
ekranın üst kısmında ince çerçeve taşındı ve burada da dikte tuşu mevcut. Onun da iyi şekilde çalıştığını belirteyim. Kamera demişken üst kısımda 720p web kamerası var. Görüntülü görüşmeler ve online konferanslar için bir hayli yeterli. Bununla birlikte Huawei sunmuş olduğu yapay zeka destekli bir takım özelliklerle görüntülü görüşme deneyimini en yüksek seviyeye çıkarıyor. Kameranın düşük ışıkta iyi performans sergilediğini söyleyebilirim. Yapay zeka destekli güzelleştirme özellikleriyle de görüntünüzü daha iyi hale getirmeniz mümkün. Bununla birlikte Huawei kontrol panelinden ulaşabileceğiniz kamera ayarları sayesinde bir takım kamera kontrollerini hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kamerayı fiziksel olarak kapatıp açma, bunun dışında arka planı değiştirme, otomatik ortalama özelliğini açarak kamerada sizin görüntünüzün çerçevede tam ortaya oturmasını sağlama, otomatik göz teması özelliği sayesinde sanki siz kameraya bakıyormuşsunuz gibi bir görünümün oluşturulması. Bu gibi özellikler geçen yılın Huawei MateBook serisi dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz özellikler MateBook X Pro'nun 2023 modelinde de mevcut durumda. Alt tarafta klavyenin hemen altında trackpad var. Trackpad'de oldukça rahat bir şekilde kontrol imkanı sağlıyor. Birden fazla parmakla dokunmatik hareketleri destekliyor. Bu sayede Windows kullanıcı arayüzünde rahatlıkla gezinmek mümkün oluyor. Bilgisayarı deneyimlediğim süre boyunca harici bir mouse'a ihtiyaç duymadım. Trackpad'le işlerimi rahat bir şekilde gerçekleştirdim. Bu arada trackpad Huawei'nin Free Touch olarak adlandırdığı bir teknolojiyi de barındırıyor. Bir takım kontrolleri trackpad üzerinde çeşitli hareketlerle rahatlıkla gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Örneğin trackpad'in sol kenarında parmağınızı yukarı aşağı kaydırarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Aynı işlemi sağ tarafta uyguladığınızda ise ses seviyesini ayarlamanız mümkün oluyor. Üst kenarda parmağınızı ileri geri oynattığınızda video gibi içeriklerde ileri geri sarma mümkün olurken trackpad'in sol üst köşesine bastırdığınızda ise açık olan pencere kapatılıyor. Ekran görüntüsü almada kolay. Parmağınızı sanki kapıya tıklatırmış gibi trackpad üzerine tıklattığınızda ekran görüntüsü hızlı şekilde alınıyor. Gelelim ekrana. MateBook X Pro 2023 modelinde 14.2 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip olan bir ekran var. Ekran %92.5 gibi yüksek bir ekran gövde oranına sahip. Baktığınız zaman ince ekran çerçevesi hemen dikkatinizi çekecektir. Bu da sanki doğrudan ekranı kullanıyormuşsunuz gibi hoş bir hissi de veriyor. 3120x2080 piksellik bir çözünürlük var. Yaklaşık 3'e 2'lik bir görüntü oranı mevcut. Bu da üretkenlik odaklı işlerde çalışanlar için daha fazla satır sayısı, daha fazla içeriği tek bir bakışta görüntüleme anlamına geliyor. Ekranın 90 Hz'lik genelleme hızı var. Bu da akıcı geçişlere olanak sağlıyor. Biraz daha gerçekçiliği artırıyor. Ekranın renk canlılığı da ve gerçekçiliği de oldukça yüksek. P3 renk gamını destekliyor. Delta E değeri 1'in altında 1 milyar 70 binlik bir renk desteği var. Yani renkler yüksek gerçekçiliğiyle, olağanca gerçekçiliğiyle bu ekranda gösteriliyor. 500 nitlik maksimum parlaklık var. Bu da içeride dışarıda bilgisayarda rahatlıkla çalışmanıza olanak sağlıyor. Bu yüksek teknolojilere sahip olan ekran aynı zamanda ortamdaki ışığın renk sıcaklığına ve parlaklığına göre de görüntüyü otomatik olarak ayarlıyor. Bu da gerçekçiliği artırmakta bir hayli yardımcı oluyor. Gerçekçi bir görünüm elde ediliyor. Bir yandan da TÜV Rheinland göz sağlığı sertifikası 3.0 sertifikası var. Bu da göz sağlığını koruma konusunda MateBook X Pro 2023'ün ekranının yüksek yeterliliğe sahip olduğunu açık şekilde gösteriyor. Gerçekten de uzun çalışma seanslarında MateBook X Pro'yu rahatlıkla kullandığımı söylemeden geçmeyeyim. Fotoğraf düzenlerken, video çalışmaları yaparken bu gibi işlerde bu yüksek renk doğruluğuna ve çözünürlüğe sahip olan ekran işlerinizi rahatlıkla yapmanıza olanak sağlayacaktır. Multimedya konusunda da iyi işler çıkarıyor. Her ne kadar 16:9 videolarda ekranın üst ve alt kısımlarında siyah çubukları olsa da bir şeyler izlemek istediğinizde MateBook X Pro 2023 ihtiyaçlarınıza iyi şekilde cevap veriyor. Ses tarafında da MateBook X Pro güçlü bir dizüstü bilgisayar. 6 tane hoparlör bilgisayarın gövdesine yerleştirilmiş. Klavyenin her iki tarafında yer alan hoparlörler sayesinde kullanıcıya doğrudan bakan herhangi bir engelle karşılaşmayan bir ses sistemi var. Üst sınıf bir dizüstü bilgisayardan beklenen ses çıkış profili şiddeti MateBook X Pro 2023'ün ses sistemi tarafından sunuluyor. Çevresel ses etkisi yüksek, ses çıkış etkisi fazlasıyla yeterli. Bir şeyler izlemek istediğinizde harici bir ses kaynağına veya kulaklığa ihtiyaç bıraktırmadan istediğinizi rahat bir şekilde izlemenize izin veriyor. Aynı durum müzik için de geçerli.
Online toplantılarda veya sevdikleriniz yapacağınız görüşmelerde de sahip olduğu dörtlü mikrofon sistemiyle sesinizi iyi şekilde karşı tarafa iletiyor. Şu anda dinlemekte olduğunuz ses kaydını MacBook X Pro'nun dahili mikrofonuyla gerçekleştiriyorum. Bilgisayar aramda yaklaşık 90-80 santimetre mesafe var. Şimdi ayağa kalkıyorum, etrafta dolaşıyorum. Bilgisayar aramda yaklaşık 2 metre var. Pencerede açık, dışarıdan gürültü geliyor. Ancak MacBook X Pro'da da gürültü engelleme profili ayarı aktif durumda. Bakalım ses kayıt kalitesi nasıl? Bu sefer True HD ses profilini seçtim ve bu şekilde ses kaydını yapıyorum. Yine bilgisayar aramda yaklaşık 60-70 santimetre var. Odanın içerisinde dolaşmaya başlıyorum. Bilgisayardan biraz uzaklaşıyorum. Yaklaşık 2 metrelik bir mesafe var bilgisayar aramda. Pencere de açık. Dışarıdan sokak gürültüsü de geliyor. Şimdi bilgisayarın başına geri geliyorum ve kaydı durduruyorum. Huawei Sound teknoloji sayesinde ses tarafında çeşitli ayarlamaları da rahatlıkla yapmanız mümkün oluyor. Az önce kamera bölümünde bahsettiğim gibi yine Huawei kontrol panelinden erişebileceğiniz Huawei Sound kontrolü var. Buna tıklattığınız zaman da karşınıza çeşitli ses kontrolleri çıkıyor. Buradan da kulaklıkla, hoparlörle dinleme yaparken nasıl bir ses profili istediğinizi ön izlemeleri gerçekleştirerek belirleme imkanına sahipsiniz. Öte yandan mikrofon içinde çeşitli kontrolleri yapabilirsiniz. Gürültü engelleme özelliğini etkinleştirerek ortamdaki gürültüyü bastırabilir veya konuşan kişinin sesinin daha iyi şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlayacak şekilde çeşitli ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz. 2023 model Huawei MateBook X Pro'nun en önemli farkı sahip olduğu işlemci. Geçen yılın versiyonunda 12. nesil Intel Core i7 1260p işlemci vardı. Görmüş olduğunuz modelde ise 13. nesil Intel Core i7 1360p işlemci bulunuyor. İki işlemciyi karşılaştırdığımızda arada çok büyük farklılıklar yok. Ancak gerek performans çekirdekleri gerekse verimlilik çekirdeklerinde bir takım saat frekansı farklılıkları var. Bu da gerek benchmark testlerinde gerek günlük hayattaki performansta 2023 model MacBook X Pro'nun biraz daha öne çıkmasına katkıda bulunuyor. 16 GB RAM var ve 1 TB'lık SSD mevcut. Bu donanım paketi sayesinde hareket halindeyken çeşitli üretkenlik odaklı işlerini gerçekleştirmek isteyenler fazlasıyla rahat ediyor. Ekranın sunmuş olduğu yüksek profilli özelliklerle birleştirdiğimizde MacBook X Pro 2023 modeli hareket halindeyken grafik tasarımı, fotoğraf düzenleme veya video yapımı gibi işlerle uğraşmak zorunda olanlar için fazlasıyla kullanışlı bir makine haline geliyor. Boş zamanlarınızda oyun oynamak isterseniz MacBook X Pro burada size bir oyun bilgisayarının performansını sunmaz. Ancak eğlencelik bir takım oyunları oynamak istediğinizde bu dizüstü bilgisayar ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Güvenlik tarafına geldiğimizde Huawei'nin alameti farikası olan parmak izi okuyuculu güç düğmesi klavyenin hemen sağ üst köşesinde bulunuyor. Bununla birlikte yüz tanımada yüksek doğrulukta ve gayet pratik şekilde çalışıyor. MacBook X Pro'yu kullandığım süre boyunca Windows Hello destekli yüz tanımayı kullandım. Daha dizüstü bilgisayarın ilk kurulumu sırasında yüz tanımayı da etkinleştirdim. Ve sistem gayet hızlı şekilde çalışıyor ve bilgisayarı kullanıma hazır hale getiriyor. Intel Evo sertifikası var MacBook X Pro 2023'te. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Intel Evo sertifikası bir takım gereksinimleri karşılayan dizüstü bilgisayarlara veriliyor. Intel'in yüksek performanslı Core işlemcilerinin bulunması gerekiyor. Bunun dışında Thunderbolt desteği bulunacak. Hızlı şekilde açılacak, kullanıma hazır hale gelecek. Hızlı şarj olacak. Bu gibi yüksek deneyim sağlayan özelliklerin bulunması şart ki MacBook X Pro 2023'te sahip olduğu Intel Evo etiketiyle bu gereksinimleri karşıladığını açık şekilde gösteriyor. Gerçekten hızlı şekilde kapanma, açma, yeniden başlama gibi imkanları var, özellikleri var. Huawei'de sunmuş olduğu Huawei Super Turbo teknolojisi sayesinde bilgisayarın durumunu optimize ederek en iyi performansı elde etmenize olanak sağlıyor. Hızlı açılış, uygulamaların hızlı şekilde başlatılması ve hızlı şarj Huawei Super Turbo'nun temel taşları, yapı taşları arasında bulunuyor ve MacBook X Pro'da bu teknolojinin hakkını iyi şekilde veriyor. Söz şarjdan açılmışken MacBook X Pro'nun kutusundan 90 Watt'lık Huawei Super Şarj güç adaptörü çıkıyor ve bu güç adaptörüyle sadece 30 dakikada sıfırdan %58'lik bir doluluğa ulaşmak mümkün oluyor ki pratikteki izlenimlerimizde Huawei'nin vermiş olduğu bu değerin doğru olduğunu gösteriyor. Dizüstü bilgisayar sabahtan akşama günün büyük bir kısmını dışarıda geçirenler için iyi bir şarj performansı sunuyor. Ekran parlaklığı maksimumdayken
50-60 kadar krom sekmesinin açık olduğu bir ortamda 4-5 saat arasında bir tek şarjda kullanım performansı elde ettik. Ekran parlaklığını yarıya indirdiğiniz takdirde ve bununla birlikte kullanımı da biraz optimize ettiğinizde sabahtan akşama bir günü tek bir şarjla çıkarmanız mümkün olacaktır. Bununla birlikte sözünü ettiğim hızlı şarj desteği sayesinde prize bağlı olmadan saatler boyunca çalışmanız mümkün olacaktır. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Az önce portlardan bahsederken Thunderbolt 4 desteğinin bulunduğunu söylemiştim. Bununla birlikte Intel Evo sertifikasının gereksinimlerinden bir tanesi olan Wi-Fi 6 desteği var. Üstelik Wi-Fi 6E desteği de mevcut durumda. Son zamanlarda 2023 model üst sınıf dizüstü bilgisayarlarda Wi-Fi 6E desteğinin de bulunmaya başladığını gördük. İşte MacBook X Pro'da o tarz dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi. Wi-Fi 6 destekli modemler de giderek yaygınlaşıyor. İşte bu sayede MacBook X Pro ile hem şimdiki duruma hem de geleceğe hazırlık yapmış olacaksınız. Yazılım tarafına geldiğimizde 2023 model MacBook X Pro'da Windows 11 Pro çalışıyor. Yüklü gelen uygulamalar konusunda Huawei fazla aşırıya kaçmıyor. Daha önce incelemiş olduğumuz MacBook dizüstü bilgisayarlarda görmüş olduğumuz bir takım araçlar, özellikler, unsurlar bu dizüstü bilgisayarda da mevcut. Huawei PC yöneticisi uygulaması gelen başlıca uygulamalardan bir tanesi. PC yöneticisi uygulaması en başta bilgisayarın bakımı ve durumunu kontrol etmeye yarayan çeşitli araçları sunuyor. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğunuzda bilgisayar şarjı takılıyken performans modunu etkinleştirme imkanı da size veriyor. Üstelik bu modu Fn, P tuşlarıyla etkinleştirebilirsiniz. Kısa yoldan etkinleştirebilirsiniz. Ekstra performansa ihtiyaç duyduğunuzda bu performans modu bir hayli kullanışlı oluyor. Diğer taraftan elinizde Huawei markalı bir akıllı telefon veya tablet varsa MacBook X Pro ile yapabileceklerinizin sınırı çok daha geniş bir alana açılıyor. Çoklu ekran işbirliği daha önce birçok Huawei cihaz incelemesine bahsettiğimiz bir özellik. Eğer elinizde bende olduğu gibi Huawei P60 Pro gibi bir Huawei akıllı telefonu varsa onu hızlı şekilde MacBook X Pro'ya bağlayarak iki süper cihazı birbirine bağlayarak akıllı telefonun ekranını dizüstü bilgisayara yansıtabilir. Sesini de dizüstü bilgisayara yansıtabilir ve telefonunuzu bir kenara bırakarak tüm kontrolü yönetimi MacBook X Pro üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aynı anda birden fazla mobil uygulama penceresini açma, akıllı telefondaki fotoğrafları veya videoları sürükle bırak yöntemiyle bilgisayara taşıma gibi imkanlar çoklu ekran işbirliğinin sunmuş olduğu imkanlar arasında yer alıyor. Eğer Huawei MatePad Pro 12.6 gibi bir tabletiniz varsa onunla da çoklu ekran işbirliğinden yararlanabilirsiniz. İsterseniz MacBook X Pro'nun yanında tableti ikinci bir ekran gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz de Huawei MatePad tableti dizüstü bilgisayarın yanında ikinci bir yardımcı bir cihaz gibi kullanabilirsiniz. Klavyeyi ve trackpad'i paylaşma, tabletteki herhangi bir içeriği sürükle bırak yöntemiyle dizüstü bilgisayara taşıma bu gibi imkanlar çoklu ekran işbirliği sayesinde MacBook X Pro ile MatePad tabletler arasında gerçekleştirilebiliyor. Bir de çoklu cihaz işbirliği var. Yine elinizde bir Huawei akıllı telefon veya tablet varsa mobil cihazın depolama alanında bulunan dosyaları doğrudan MacBook X Pro'nun Windows gezgeninde ayrı bir dizin olarak görebiliyorsunuz. Dosya taşıma, toplu dosya taşıma işlemlerini bu şekilde çok daha rahat biçimde gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Öte yandan Huawei kontrol paneli de var. Huawei kontrol paneli özelliği de bilgisayarın çeşitli ayarlarına ve Huawei cihazlarıyla kullanabileceği çeşitli özelliklere hızlı şekilde erişmeyi sağlıyor. Huawei Share bunlardan bir tanesi. Huawei akıllı telefondaki dosyaları hızlı şekilde dizüstü bilgisayara aktarmaya olanak sağlıyor. Yine Huawei akıllı telefonunuzun mobil bağlantısını hızlı şekilde dizüstü bilgisayarınızda da paylaşabiliyorsunuz. Yine etraftaki Huawei süper cihazlarını da hızlı şekilde MacBook X Pro'ya bağlamanız mümkün oluyor ki bunların içerisine Huawei FreeBuds serisi kulaklıkları ve diğer aksesuarları da katabiliriz. Yine bu noktada Huawei Cloud servisinden de bahsedelim. Huawei Cloud servis sayesinde fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi Huawei'nin sunmuş olduğu bulut depolama alanında saklayabilir ve istediğiniz zaman erişebilirsiniz. PC için Huawei Cloud yazılım var. Onu MacBook X Pro'ya ücretsiz olarak kurabilir ve sonrasında da Huawei MacBook X Pro üzerinden buluttaki dosyalarınıza ve aynı Huawei kimliği altındaki cihazlarınıza rahatlıkla erişebilirsiniz. PC için Huawei Cloud yazılımının kullanıcı dostu bir arayüzü var. Hızlı şekilde de öğrenme imkanı sağlıyor. Bu sayede bulutta tutmuş olduğunuz dosyalarınıza, notlarınıza ve diğer unsurlara kolay biçimde erişebilirsiniz. Öte yandan
aynı Huawei kimliği altında bulunan cihazların konumunu görme ve bu gibi cihazların kaybolmaları durumunda sesini çaldırma, kilitleme gibi işlemleri de doğrudan PC için Huawei Cloud yazılımı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 2023 model Huawei MateBook X Pro'nun öne çıkan özellikleri bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan çok daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.